İndüktör denilen bakır bobinli cihazlar elektrik devreleri için depo görevi görürler. Elektrik akımı bobinlerden geçerken bir manyetik alan oluşur. İndüktör devre hazır olana kadar elektromanyetik enerjiyi depolar. Akıllıca ancak çok basit. İndüktörler pek çok boyutta ve biçimde olabilir. İletken kablolar demir bir karot çevresinde sarılır. Böylece geçici bir enerji deposu oluştururken devreden akacak elektriği düzenleyebilirler. İndüktör yapmak için ateşe dayanıklı yalıtım malzemesi levhası kesilir. Bu otomatik kesici elektrik yalıtım levhasını uzun şeritler halinde kesiyor. Hidrolik bir makineye bağlı bıçaklar hassas biçimde keser. Bu şeritler indüktör bobinlerini ve karotu yalıtmak için kullanılacak. Dikdörtgen bir yalıtım malzemesi bir alüminyum parçası çevresine sarılarak indüktör yapımına başlanıyor. İki uç birleştiriliyor. Daha sonra bir bakır folyo parçası yalıtım malzemesinin üzerine getiriliyor. Folyonun ucu daha önceden lehimlenmiştir ve yalıtım malzemesiyle yerine yerleştirilir. Bakır folyo daha sonra çevrilir. Yalıtım malzemesi şeritlerden birinin alta gelmesiyle bakır folyonun sarılması için döndürme sürdürülür. Böylece kısa devre oluşması önlenir. Sonra bakır sargılar sıkı biçimde sarılıyor. Fazladan bir yalıtım malzemesi bakırın altına yerleştiriliyor. Bakırdaki kabarıklıklar çekiçle gideriliyor. Sonra bakır folyo sargısının ucuna bir lehimleme daha yapılıyor. Bu parçalar devre ile indüktörün bağlantısını kuracak. Bağlantı parçası lehim katılaşana kadar yerine bastırılıyor. Bağlantı parçasının ucundaki bakır parçası kesiliyor. Bağlantı parçasının sabitlenmesi için fiberglass bant yapıştırılıyor. Kıskaç artık çıkarılabilir. Bağlantı parçasının sabitlenmesi için daha fazla bant takılıyor. İndüktör bobininin çevresine fiberglass bant sarılıyor. Bu dış bant elektrik devresine bağlandığında indüktöre dokunan birinin çarpılmasını önleyecek. Darbeyi emmesi için sert bir plastik blok kullanılarak indüktör bobini daha dikdörtgene benzer bir biçime kavuşturuluyor. Sonra bobin sarma makinesinden çıkarılıyor. Daha sonra sert polyester karışımı fiberglass kullanılıyor. Bu malzeme karotun yalıtımını sağlıyor ve boşlukları dolduruyor. Bir otomatik kesiciyle fiberglass karota oturacak parçalara ayrılıyor. Yalıtımlı bakır bobinlerin iki tanesi yan yana kıskaçlanıyor. Sonra bakır bobinlerin bir ucuna U harfi biçiminde demir bir parça geçiriliyor ve indüktör ters çevriliyor. Dışarı çıkan bağlantı parçaları kalaylı bakırla birleştiriliyor. Ve iki boşluğa da yalıtım levhaları yerleştiriliyor. Bu fiberglass parçalar iki demir parçasının arasındaki boşluğu dolduruyor. Şimdi demir karotun ikinci bölümü takılabilir. Bakır sargılara alternatif akım gönderildiğinde bu karotta manyetik bir alan oluşacak. Enerji işte böyle depolanıyor. Bir çift fiberglass yalıtım parçası demir karotlarla sargılar arasına iyice sıkıştırılıyor. Demir karotun çevresine paslanmaz çelikten bir bant geçiriliyor ve pnömatik germe cihazıyla sıkıştırılıyor. Bandın uçları lehimlenerek sabitleniyor. Son olarak indüktörler boşluk basıncı altında bir cila tankına yerleştiriliyor. Böylece neme ve toza karşı korunuyorlar. İndüktörlerin yönergelere uygunluğunun test edilmesi için karotlara ve sargılara 1 saniye için 2000 volt enerji uygulanıyor. Bu alet yalıtım sorunlarını tespit eder. Pek çok testten bir tanesi.
İndiktör hepsinden geçerse elektrik devresine girmek için hazır hale gelir. Şarj olan var mı?